Diyanet TV'ye hoş geldiniz. Ben Abdullah Kasım Aytekin. Ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, bültenimize üzücü bir haberle başlıyoruz. Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit düştü. Bir güvenlik korucusu yaralandı. Şehit Özel Harekatçı Emniyet Müdürü Kansuva'nın memleketi Ankara'da taziye çadırı kuruldu. Şehit Emniyet Müdürü yarın kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Mardin'in Ömerli ilçesinin Ömeryan kırsalında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyonda Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit oldu. Teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla 7 Eylül'de İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen Şafak 127 operasyonu kapsamında yapılan yer gösterme faaliyetleri esnasında teröristlerce saldırı gerçekleştirildi. Şehit Özel Harekatçı Emniyet Müdürü Kansuva'nın şehit olduğu saldırıda bir korucu da yaralandı. Emniyet Müdürü Tufan Kansuva'nın acı haberi memleketi Ankara'ya, baba evine ulaştırıldı. Kansuva'nın Etimeskut ilçesi Eryaman semtinde ikamet eden anne ve babasına acı haberin verilmesinin ardından eve Türk bayrağı asıldı. Bazı emniyet mensupları ve vatandaşlar şehidin anne ve babasına başsağlığı dilemek üzere eve geldi. Etimeskut Belediyesi'nce evin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehit Kansuva için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dua edildi. Kansuva'nın cenazesinin yarın kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi. 39 yaşındaki 4. sınıf emniyet müdürü Kansuva'nın 2 kız çocuğunun olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'de Odunpazarı Modern Müze açılışında konuştu. Erdoğan eğitim ve kültür alanında eksiklikler olduğunu belirtirken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapımı devam eden kütüphanenin 29 Ekim'de açılacağı müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir Odunpazarı'nda modern müze açılışında konuştu. Erdoğan eğitim ve kültür konusunda eksikliklere dikkat çekti. 2 konuda nispeten hedeflerimizin gerisinde kaldık. Bunlardan biri insan yetiştirme olan eğitim, diğeri ise insanı zenginleştirme olan kültür sanattır. Sorun asla kültür sanata bakışımızda bu alana verdiğimiz önem de değildir. Biz kültürü tıpkı toprak, bayrak, askeri ve ekonomik güç gibi özgürlüğümüzün sembollerinden biri olarak görüyoruz. Dünyadaki güçlü ülkelerin paraları ve orduları kadar, hatta onlardan daha önce kültür sanat alanındaki hakimiyetleriyle bu sıfatı elde ettiklerini biliyoruz. Erdoğan geçmişe sahip çıkılması gerektiğini belirtirken kimliğimizi kaybettiğimizde geriye hiçbir şeyimiz kalmaz dedi. Kendi tarihine, kültürüne, sanatına, değerlerine sahip çıkamayan, yeni nesillerin eğitimini bu bilinçle veremeyen bir ülkenin ve toplumun bir süre sonra kimliğini kaybetmesi kaçınılmazdır. Geçmişimize dahi doğru dürüst sahip çıkamıyor, günümüzde de özgün bir üretim gerçekleştiremiyorsak şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekir. Türkiye'nin son 2 asırdır siyasi, sosyal, askeri her alanda yaşadığı büyük savrulmaların en tehlikeli fay hattı işte bu noktadır. Kimliğimizi kaybettiğimizde geriye hiçbir şeyimiz kalmaz. Hep söyleriz. İnsanları diğer canlılardan ayıran doğruyu ve yanlışı ayırt etme, buna göre irade ortaya koyabilme kabiliyetidir. Öyleyse toplumları birbirinden farklı kılan da kendi medeniyet, tarih, kültür ve sanat mirasıdır. Hangi medeniyetin kodlarına göre oturuyor, kalkıyor, çalışıyor, eğleniyor, ilişkilerinizi düzenliyorsanız oraya aitsiniz demektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımında sona gelinen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kütüphanenin ise 29 Ekim'de açılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde ülkemizin en büyük kütüphanesini inşa ettik. İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda şu anda kitap yerleştirme işlemleri süren bu kütüphaneyi resmen hizmete açmayı planlıyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Yemen'de yaşanan büyük insanlık dramına dikkat çekmek için Dünya Çizerler Birliği ile düzenlediği Çizgilerle Yemen sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erbaş, insanlık vicdan sınavını bu kez de Yemen'de kaybetmiştir dedi. Erbaş, Yemen'e bugüne kadar 18 milyon Türk lirası yardım yapıldığını vurguladı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın uluslararası toplumun dikkatini Yemen'de yaşanan büyük insanlık dramına çekmek ve farkındalık oluşturmak için Dünya Çizerler Birliği ile düzenlediği Çizgilerle Yemen sergisinin açılışını yaptı. Ülkemizden ve dünyanın birçok yerinden kıymetli sanatçılarımız ve çizerlerimizle beraber insanlığın vicdan yüküne bir kez daha dikkat çekiyoruz. Bu itibarla 30 gün boyunca açık kalacak olan bu serginin Yemen konusundaki duyarlılık ve hassasiyetimize katkı sunmasını temenni ediyorum. Çizgileriyle insanlığa mesaj veren çizerlerimize, bütün katılımcılara, aziz milletimizin her ferdine ve bu yardım faaliyetlerine destek sunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Yemen'de kelimelerin kifayet etmediği büyük bir insanlık dramı yaşanmaktadır derken, insanlık vicdan sınavını bu kez de Yemen'de kaybetmiştir ifadelerini kullandı. İnsanlık vicdan sınavını bu kez de Yemen'de kaybetmiştir. İslam dünyası akıl, izan, feraset, basiret ve kardeşlik sınavını bu kez de Yemen'de kaybetmiştir. 2015 yılı Mart ayından bugüne Yemen'de giderek kötüleşen insani durum neticesinde bugün 30 milyonluk Yemen nüfusunun 22 milyonu her geçen gün artan şiddet ve yokluk karşısında hayatta kalmaya çalışıyor. Eğer acilen yardım edilmezse 7 milyondan fazla insan hayatını kaybetmekle yüz yüzedir. Temel gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacının had safhada olduğu Yemen, tarifi zor bir açlık ve susuzluk sorunu yaşamakta, 16 milyon kişi temiz içme suyu bulamamaktadır. Başkan Erbaş, Yemen'de milyonlarca kişinin sokakta kaldığını belirterek bölgeye acilen yardım elinin uzatılması gerektiğine dikkat çekti. Bölgede acilen barınak, çadır, battaniye, giyim, temizlik ürünleri, temel gıda malzemeleri, mama ve çocuk beslenme ürünleri, içme suyu için su kuyuları ve çocukların eğitimi gibi konularda desteğe ihtiyaç vardır. Elbette bütün bunların neticesinde vicdan sahiplerinin sorumluluğu her geçen gün daha da artmaktadır. Müslümanların her zaman dünyadaki mazlum ve mağdurların yanında yer alması gerektiğine işaret eden Başkan Erbaş, mazlum ve mağdurlar umudunu bize bağlamakta ve yükümüz daha da ağırlaşmaktadır şeklinde konuştu. Yeryüzünde yükselen her feryada çare bulmaya çalışmak bizim hem insani hem de dini bir vazifemizdir. Bunun idrakinde olarak milletimiz, devletimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve sizler gibi değerli ilim ve sanat insanlarımız yaşanan bu dramlar karşısında büyük çabalar sarf etmektedir. Bu gayretler dünyanın her yerinden görüldüğü için de mazlum ve mağdurlar umudunu bize bağlamakta ve yükümüz daha da ağırlaşmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak Yemen'de çatışmaların başladığı ilk andan bu yana her türlü insani yardım çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Başkan Erbaş, Yemen'e 18 milyon Türk lirası yardım ulaştırdıklarını vurguladı. Hayırsever milletimizin bağışlarıyla bugüne kadar Yemen'de 30 bin kişiye acil insani yardım ulaştırdık elhamdülillah. Kurban faaliyetleri kapsamında 24.882 hisse kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ramazan yardım faaliyetleri kapsamında 9.000'e yakın aileye gıda ve acil ihtiyaç desteği verdik. 10.000'e aşkın kardeşimizle aynı iftar sofrasını paylaştık. Açtığımız 30.000 kişinin faydalanabileceği 2 su kuyusu ile acil bölgelere su ulaştırmaya çalışıyoruz. Uluslararası İmam Hatip Lisesi, lisans ve lisansüstü alanlarda birçok Yemenli öğrenciye ülkemizde eğitim imkanı sunuyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızla birlikte Yemen'e bugüne kadar 18.2 milyon Türk lirası yardım yaptık. Öte yandan 40 ülkeden 62 sanatçının karikatürlerinin yer aldığı sergi bir ay boyunca Büyük Çamlıca Camii Sanat Galerisi'nde gezilebilecek. Gönül coğrafyamızdan haberlerle devam ediyoruz. İsrail ordusu gece saatlerinde Gazze'de Hamas'a ait noktalara hava ve topçu saldırıları düzenledi. Açıklamada İsrail'in Gazze'ye saldırmasının nedeninin Gazze'den İsrail'e atılan 5 füze olduğu ileri sürüldü. Filistinli kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze'deki direniş gruplarına ait 4 askeri noktayı hedef aldığını, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etti. Dün Gazze-İsrail sınırında düzenlenen büyük dönüş yürüyüşü gösterilerine İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetmişti. 76 kişi de yaralanmıştı. Pakistan'ın Pencap eyaletinin Naroval kentinde çakıl taşı yüklü bir kamyon, 3 tekerlekli taşıma aracı olan rikşovun üzerinde devrildi. Kazada içinde 15 öğrencinin bulunduğu rikşovdaki yaşları 7 ila 14 arasında değişen 7 çocuk ve aracın şoförü hayatını kaybetti. 5'i ağır, 8 çocuk da yaralandı. Birleşmiş Milletler geçtiğimiz ay ulusaldan salgın alarmının verildiği Filipinler'de 8 ayda 950'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Filipinler Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre sivrisineklerin taşıdığı bir virüsle yayılan dan kumması nedeniyle 957 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ocak ayının başından 17 Ağustos'a kadar 229.736 vakanın tespit edildiği aktarıldı. 5-9 yaş arasındaki çocuklarda görülen dan kumması vaka sayısı ise 52.207 olarak belirlendi. 2018 yılının aynı döneminde ise 110.970 vakanın olduğu ve 582 ölümün kaydedildiği açıklandı. İnsanlara sivrisineklerden bulaşan dan kumması virüsü hafif ateşte kendini gösteriyor. Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, kusma, karın ağrısı, baş dönmesi, kas ve eklem ağrıları bulunuyor. Su kaynaklarının yetersizliği, kirli sular, hijyenik olmayan yaşam koşulları sivrisineklerin yayılmasını artırıyor. Türk Kızılay'ı Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'de 400 ailenin bir aylık gıda ve temizlik ihtiyacını karşılayacak yardım malzemesi dağıttı. Dostluk kampında Suriye'nin Deir Zor, İdlib, Halep bölgelerinden göç eden Suriyelilerin yanı sıra ülkenin güneyinde Yermuk kampından göç eden Filistinler de yaşıyor. Sudan'da Nisan'daki askeri darbenin ardından geçiş döneminin ilk hükümeti kuruldu. Başbakan Abdullah Hamduk, başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında Egemenlik Konseyi'nin onayının ardından yeni kabinenin üyelerini açıkladı. Savunma ve İçişleri Bakanlıklarını askerin belirlediği yeni kabine 20 bakandan oluşuyor. 2 bakanın ismi istişarelerin tamamlanmasının ardından açıklanacak. Kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine Esma Muhammed Abdullah, İçişleri Bakanlığı görevine ise Ettarifi İdris getirildi. Yeni hükümetin Savunma Bakanı Kor General Cemalettin Ömer, Maliye Bakanı da İbrahim Ahmet Elbedevi oldu. Dünyanın en yaşlı lideri olarak bilinen eski Zimbabwe Devlet Başkanı Robert Mugabe 95 yaşında hayatını kaybetti. Zimbabwe Devlet Başkanı Emmerson Dambudzo Mnangagwa bu sabah eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin hayatını kaybettiğini Twitter'dan duyurdu. 1980'de Beyaz Azınlık yönetiminin sona ermesinden bu yana iktidarda olan Mugabe, 2017'de gerçekleştirilen darbenin ardından istifa etmişti. Yurt içinde ve yurt dışında son 24 saatte neler yaşandı? İşte bu soruların cevabı da kısa kısa haber turunda. Amasya merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgütün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Geri kalan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adana'da da örgüte ait olduğu belirlenen hücre evine düzenlenen operasyonda baylo kullandığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalar sonucunda kağıt imha makinesi ve 70 hard disk ele geçirildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Okulların açılmasına 2 gün kala Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere not uyarısı geldi. Temelde bir öğrencinin salt okul başarısıyla ilgilenmek, hayat başarısıyla ilgilenmek anlamına gelmiyor. O sebeple bir çocuğun sadece notları üzerinden kendi tabiatını yaşamasına müsaade edilmeden notlarla bir yere varması çok mümkün değil. Bunu bizim hayat deneyimimiz gösteriyor. 4 saat içerisinde 6 şişme botta 236 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından İzmir'in Çeşme ilçesinde yakalandı. Suriye, Filistin, Fas uyruklu vatandaşların yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçeceği ihbarları üzerine ekipler harekete geçti. Bugün sabah 5 ila 9 saatleri arasında gerçekleştirilen operasyona Çeşme açıklarında yakalanan göçmenler Çeşme iskelesine getirildi. Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu göçmenlerin üzerindeki 80 liraya satılan ve inşaat yalıtı malzemesinden yapılan can yelekleri dikkat çekti. Fedor, a humanoid robot, was strapped in. Rusların 2 hafta önce uzaya gönderdiği ilk insansız robot dünyaya döndü. Rusya'nın Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki kozmonotlara yardım amacıyla gönderdiği Fedor adlı robot görevini tamamladı. Skibot F850 olarak da bilinen 1.80 boyunda ve 160 kilo ağırlığındaki robot, Türkiye saatiyle 00.34'te Kazakistan'ın Jezkazgan şehrinin 147 kilometre uzaklığındaki Güneydoğu bölgesinde bir noktaya iniş yaptı. Değerli izleyiciler, çubuk deyince akıllara turşu, turşu deyince de çubuk gelir. Ankara'nın Çubuk ilçesi birbirinden farklı onlarca çeşit turşuya ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 14.sü düzenlenen Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'ne ilgi yoğun. Peki ünü bu kadar yayılan ve lezzetine doyum olmayan çubuk turşusunu evde nasıl yapabiliriz? Cevabı haberimizde. Ankara'nın Çubuk ilçesi birbirinden farklı onlarca çeşit turşuya ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 14.sü düzenlenen Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'ne ilgi yoğun. Filmlerde yüzümüzü güldüren bu atışmaya biz de dahil olduk ve o meşhur soruyu sorduk. İyi turşu sirkeyle mi yoksa limonla mı yapılır? Bence sirkeyle. Sirkeden başka turşu tanımam yani. Sirkeyle. Sirke de katıyor, biz limon katıyoruz içine. Onun tuzunu ayarlıyorsun, öyle dokuyor suyunu. Biz sirke kullanıyoruz efendim. Sirke üzerine hadis-i şerif vardır. Sirke 70'lerde devadır. Ölümden hariç her türlü lerde devadır. 14. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'ndeyiz. Çilekten duta, vişneden brokoliye kadar 30'dan fazla çeşidi bünyesinde barındıran bu festival ziyaretçilerini bekliyor. Buraya her sene geliyorum. Buranın turşusunu hiçbir yer tutmuyor. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin illaki turşu Çubuk'ta gelir. Nasıl buldun? Bence çok güzel. En çok hangisini seviyorsun turşuda? Salatalık. Havuç? Havucu pek yemedim. Daha doğrusu hiç yemedim. Neden? Bilmiyorum. Ben salatalık hastasıyım. Peki meşhur çubuk turşusunun farkı ne? Bunun tuzunu, biberini, suyunu hep ayarlayacaksın güzel. Ayarlamazsan istediğin kadar uğraşsan yaparsan erir. Püf noktası ne peki? Onu bilmez, o söylenmez. O söylediğin zaman iş bitmiştir. Onu söylemeyeceksin. Kesinlikle yasak. Bu meslekte 50. yılım, 1969 yılından beri bu görevle iştikal ediyoruz. Ve şu anda 55 çeşit ürün yelpazemiz var. Tamamen doğal, katkı maddesi kullanmaksızın yöresel ürünlerimizden imal ederiz. Turşularımızı kurarken yüreğimizdeki sevgiyi de içine yerleştiririz. Çubuk Turşu Festivali'ne vatandaşların da ilgisi büyük. Kardeşim çubuğun Turşu Festivali meşhur dediler, Ankara'dan buraya geldik ya. Bundan güzel ne olur? Helal olsun. Şu turşunun güzelliğine bak. Kirazdan bile turşu yapmış adam arkadaş. Bunu yiyeceksin, benzine kan gelecek beyefendi, kan. Her malzemeden turşu yapma imkanı var. En değişik turşu karpuz turşusu var, çilek turşusu var, yeni dünya turşusu var. Vişne turşusu biraz ekşimtırak oluyor. Hem tuzlu hem ekşi ya, kendi de ekşi. Ama karpuz öyle değil. Karpuz hem tatlı hem ekşi. Turşu lezzetinin yanında sağlık açısından da çok yararlı. Turşu yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri kullanılacak malzemelerin taze olması. Turşu sadece lezzeti için tüketilmiyor. Aynı zamanda sağlığımız için de çok faydalı. Peki doğru turşu nasıl kurulur? Önce soyulmuş, temizlenmiş sarımsaklarımızı altına atıyoruz. Sonra salatalıklarımızı atıyoruz. İstiyorsanız mesela biz bunu türlü yapıyoruz. Her şeyden çeşit olsun diye biber, domates, lahana olması lahanalardan da atabilirsiniz. Tabii isteğinize göre, arzunuza göre kendiniz ayarlayın. Tıka basa dolduruyoruz. Hiç boşluk kalmayacak şekilde. Biz mesela sonradan altta boşluk olmasın diye üstüne bir malzememizden bir avuç veya birazcık ayırıyoruz. Turşu suyunu çektikten sonra tekrar üstüne koyup ağzını tamamen kapatıyoruz. 15-20 gün içinde döner. Ondan sonra sararmaya başlar. Sarardıktan sonra da yemeğe hazır olur. Çubuk turşusunu diğerlerinden farklı yapan faktörlerden biri de dereotu. Bizim bu çiçekli dereotumuz. Buna lezzeti ve kokuyu veren bu dereotumuz. Olmazsa olmazlardan. Eğer ki kışa doğru bu dereotunun bittiğinde bitirirseniz defne yaprağı. Sirkeli su, tuz var, sirke var, normal suyumuz var. Turşumuzu hazırladık ve şimdi ağzını kapatacağız. Turşumuzu hazırladık. 15-20 gün sonra afiyet olsun. Böylelikle veda ediyoruz. Diyanet TV'den ayrılmayın. Hoşça kalın efendim.